Sürekli WhatsApp hattımıza gelen sorularımız var. Onlardan alalım. Merhabalar hocam. Benim çocuğum doğuştan çift cinsiyetli, yani hünsa olarak dünyaya geldi. Bu durumdan ötürü psikolojisi çok bozuk. Ancak Kur'an'da biz insanları erkek ve dişi olarak çift cinsiyetli yarattık deniyor. Acaba bu çift cinsiyetleri nasıl açıklayabiliriz? Teşekkür ederim. Evet hocam, buyurun. Bunların hepsi kitaplarımızda var. Yani bu bir hastalık, Allah göstermesin, olabiliyor. Bunların özel bir durumları aynen böyle bir doktorun tahlili gibi bizim hukuk kitaplarımıza da gelmiştir. Mesela mirastan bu kız olarak mı erkek olarak mı miras alacak? Evet. İşte kadın olarak mı, kadın meclislerine mi girecek, erkek meclislerine mi girecek? Camiye geldiğinde, bir toplantıya geldiğinde hangi bölümde duracak? Bunların hepsi incelenmiş ve bunlara özel olarak soru sorulur. Gider doktora gider gibi, müftüye gider. Der ki, affedersiniz, ben mesela abdestimi şöyle bozuyorum. İşte erkeklik organına, kadınlık organından hangisinden abdest bozuyorsa onları anlatacak. Diyecek ki, efendim ben şöyle şöyle duygulara sahibim. Erkeklik duygusuna sahibim, kadınlık duygusuna sahibim. Bunu öğrenecek, ona göre kendisine fetva verilecek. Biri bu. Diğeri de bu bir imtihandır. Kendisini koruyacak ve başkasına zarar vermekten ötürü günahkar olduğunu bilecek ve ona göre bir eğitim alacak, destek alacak. Aile de çok önemli. Aileden destek alacak, çok sorumluluk düşüyor. Doktordan destek alacak. Peygamberimiz zamanında da varmış böyle. Şimdi iki türlü hünsa var, çift cinsiyetli var. Biri bunların nereye meylettiği belli. Yani ya erkekliğe yakındır ya kadınlığa yakındır. O zaman galip olana göre hüküm verilir. Ama bir de müşkil olan denilen, hünsa-i müşkil diye bir tabir vardır. Orada ona da gönderemiyorsun, buna da gönderemiyorsun. O kadar problem var. Hı hı. Onun özel olarak fetva alması, özel olarak korunması, özel olarak ona desteklenmesi gerekir. O da kendisini gereken kişilere, devlete neyse bunu belli edecek. Belli etmezse de sıkıntı var. Şimdi bu tür şeyler telefonda pek gelmiyor. Belki birkaç defa anca böyle gelmiştir. Evet. Çünkü insanlar sıkılıyorlar ama benim mailime geliyordu. Bu ara gelmedi ama mesela bir mailime şu geldi. Enteresan bir şey. Diyor ki, hocam ben biyolojik olarak, fizik olarak kadınım. Ama duygu olarak erkeğim. İşte 20 senedir gezdiğim, dolaştığım kadınlardan birine aşığım. Onu buna söyleyemiyorum, kahroluyorum, mahvoluyorum. Ben erkeğim diyor, duygu olarak erkeğim diyor. Şimdi her türlü insan var cemiyette. Bu da bir hastalıktır. Tedavi yoluyla olur, tedavi edilmez değil. Maalesef şu anda dünyayı tam da herkesi bu şekilde yapmak için bir proje var. Yani erkek de olmasın, kadın da olmasın ya da çift cinsiyetli olsun, aile diye bir şey kalmasın. Evet. Böyle bir maalesef proje var. Bu tür kuruluşları derin güçler, dinsiz, imansızlar maalesef besliyor. Onlar da boy gösteriyorlar. Kendi hastalıklarını, kendi duygularını insanların karşısında reklam ediyorlar. Bunlardan da kaçınmak, çocuklarımızı bunlara karşı korumak lazım. Hocam ister istemez bize bile o dili alıştırmaya çalışıyorlar. Mesela benim de en çok kızdığım şey iş insanı deniliyor. Oysa iş kadını vardı eskiden, tabii, iş adamı tabii vardı. Niye var yani ki bunda? Kadı, o kadar iş kadını ne kadar güzeldi. Erkek ve kadını ayırmayı bile onlar suç sayıyorlar. Evet. Çok çirkin bir şey. Yani Allah erkek yarattım, kadın yarattım diyor. Onlar diyor ki yok, herkes aynıdır diyor. Evet. Erkek kadın diye bir şey olmayacak diyor. Ve insanların bu duygularını da kör etmek için uğraşıyorlar. Kadın gibi erkekler, erkek gibi kadınlar oluşturmaya çalışıyorlar. Dünyanın sonu hazırlanıyor daha evet doğrusu. Allah kıyamet hazırlanıyor. Evet. Bir tane daha WhatsApp'a gelen sorularımızdan alalım. Hocam bir sorum vardı size. Selahati vitir namazının kazası kılınır mı?
Bunu öğrenmek istiyorum. Sizden cevaplarsanız sevinirim. Bir defa Selat-ı Vitir değil, Salat-ı Vitir. Salat namaz demektir. Vitir namazı tek, vitirun tek demektir. Tek rekatlı namaz demektir. Hmm. Salat-ı Vitir, vitir namazı. Bunun kazası vacip olduğu için Hanefi mezhebinde kazası vardır. Hanefi mezhebine göre kaza yapacak. Eğer kılamazsak kazasını yapmamız gerekiyor. Yani yine iki tane WhatsApp sorusu alalım. Merhaba hocam. Yoldan geldim. Hocam. Eve girmeden akşam ezanı okundu. İkindi namazını seferi olarak mı kılmalıyım? Hocam selamünaleyküm. İyi yayınlar. Üvey halamı çok seviyordum. Arkadaşımla kız arıyordu. İkisini evlendirdim fakat şimdi hiç anlaşamıyorlar yani. Anlaşmaları için büyü muska tarzı bir şey yapsam günah mıdır? İkisini de çok seviyorum ve ayrılmalarını istemiyorum. Evet hocam, yani hep konuşulan bir şeydir. İyilik için muska yapılabilir mi? Muhabbet için, aralarında düzeltmek için. İkincisi de ben de merak ediyorum hocam. Seferdeyken kazayı bıraktığımız namazları evimize döndüğümüzde nasıl kaza yapacağız? Şimdi reklama girerken tane WhatsApp sorumuz vardı. Bir tanesi hocam, seferdeyken kazayı kalan namazlarımızı evimize geldiğimiz zaman nasıl kaza edeceğiz? Seferi olarak mı yoksa normal olarak mı hocam? İlk oradan başlayalım. Şimdi bir namazı seferde kazaya kalmışsa seferi olarak kılacağız. Mukimde kazaya kalmışsa mukim gibi kılacağız. Dolayısıyla vakti geçtiyse kaza edeceksek onu ikindi namazını iki rekat kılacağız. Ama, yani evimize dönsek de iki rekat kılacağız. Ancak mesela yatsı namazı Ankara'da oldu. Evet. Ankara'da kılmadınız. Gece İstanbul'a geldiniz uçakla. İstanbul'da geceleyin saat 12'de yatsı namazı kılacaksınız. Bunu nasıl kılacaksınız? Bu seferi değil. Bunu tam kılacaksınız. Usul kaide olarak seferilikte kalan namaz seferi gibi, ikamet halinde kalan namaz mukim gibi kaza edin. Hocam ben de ilave olarak bir şey daha sormak istiyorum. Mesela oturarak namaz kılınıyor. Bir operasyon geçirdik mesela hocam. Oturarak namaz kazaya kaldı. O zaman namaz kılamıyoruz oturup. Sonra normal iyileştiğimizde o kazayı yine normal kılacağız değil mi hocam? Tabii canım. Ha ya yani onda bir sorun yok. Yani ben oturarak biraz kazaya kaldım. Aslında öyle değil de yani hastayken namaz. Hastayken yine oturarak kaza yapabiliriz değil mi hocam? Hastayken oturarak kaza yapabiliriz. Ha, asıl onu sormak istedim, yanlış sordum. Mesela önceden namazımız kalmıştı. Evet. Ama şimdi hasta. Evet. O kazaları ne yapacak? Mecbur gene oturarak. Yine oturarak kalacak. Tabii. Evet. Hatta bir WhatsApp'ımız daha vardı. Şu İyilik şeyle, için. Evet. Muska yapılar mı? Yani akrabasını bir arkadaşıyla araları iyi olsun da evlensinler diye muska yaptırmak. Bu çok haramdır. Kişilerin iradesine müdahale etmektir. İyisi de kötüsü de olmaz burada. Hiçbir şekilde böyle bir şeye olmaz. Kalkışmamak gerekiyor. Şu olur. Dua edebilir kendisi. Veya kişi kendisi dua edebilir. Evlenecek olan kişi dua edebilir. Bunun dışında ben birine gideyim, bir takım tılsımlar yapsın, büyüler yapsın, sihirler yapsın. Bu yol caiz değildir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.